nasıl bitireceğim masana hayatım? Masana dön, benim masamdan tüyü alma. Hadi hadi bir şey söyle, merak ediyorum. Düşünebilecek misin? Benim... Acaba benim kadar düşünebiliyor musun? Evet, beni bitireceksin. Ama ne zaman biliyor ne musun? Ne zaman? Gece yatarken rüyanda. Ne zaman biliyor musun? Rüyanda bekle. Göreceksin, sonra hemen. Uyanacaksın. Aha, bak bekle, diyeceksin. Seni hemen bitiriyorum. Çok kısa, tek hareket. Bekle, geliyorum. Aha, nereye gitti? Kendi kendine gelin güvey olanlarda bugün Aysun. Ama hayatım sen kendi ağzınla kabul ettin bunları. Ben ondan onu almadım demedim ki, ben dedim Sedan Hanım da dedim. Ben buranın matematiğini öğrendim. Ama ondan işte ağzına laf verdim bak. Ben yemek yapmayı ondan falan öğrenmedim. Başka çare bırakmadın Aytel. İnanmıyorum. Oo, süpersin Aysun. Kayınvalidesi gibi şovlar yapmayı çok sever hanım kızımız. O onların huyu. Hanım kızımız şovmen olduğu için Aytel böyle şeyler yapıyor. Seni Aytel ciddiye almıyorum. Bu çizgiyi geçmiyorsun. Ben tamam, sen izle ve gör. Ben bu paravana rağmen o çeyreği alacağım. Aytenciğim. O zaman bakalım ne diyeceksin. Senin kızarmış yüzünü görmek istiyorum. Yemek bitince ben sana şuradan hadi bakarım canım, şöyle. Bye bye. Geçmene hadi izin veririm, tamam mı? Bye bye tatlım. Bu paravan burada duracak. Artık benim yemeklerime bye bye bakarak. Seni dinlemiyorum. Benden yüksek puan almana izin vermeyeceğim. Seni dinlemiyorum. Ayten. Kızım onu oradan al, yakışmadı oraya. Şeyimizi, görüntümüzü bu kadar al yavrum oradan. Yeter artık yani. Anneciğim, herkes Aysun, kendi kendine gelin Aysun, güven oluyor. Alır mısın onu oradan? Hadi güzelim benim. Vallahi görüntümüzü bozdun. Neden? Olmadı ama. Alın hocam, hadi be güzel kızım ben benim. Sana. Ama gelin bana bakmayınca yemek yapamayacak diye değil mi? Tabii ki. Korkuyorsun değil mi? Şov yapma ya. Nurten Kuşasa'nın gelini şov yapma. Tıpatıp aynısını yapıyor. Benden yüksek puan almak için nasıl doğuruyor ona bakıyor. İşte malzemeyi karıştıramıyor. Aysun ne koyacaktık? Aysun sürekli Nurten Aysun. Nurten Hanım. Dün de bunu sen söyledi bak, Seyda Hanım. Sen Ayten'in ilk geldiği haftaları konuşuyorsun. Ayten'in şimdi öyle bir olayı var mı? İki gün önce yine baktı. Yanlış yapıyorsun, brokolleri öyle yapmayacaksın. Biliyorum, su yok tattım o yüzden. Ha biliyorsun, sen tamam da yanlış yapıyorsun. Ha, yanlış sana bakamıyor ya. Sanki yağ mı olsun? Acaba sana bakamadığı için mi yanlış yapıyor Aysun? Bak seti çektiğim saniye Ayten'in eli ayağı birbirine dolandı. Komiksin. Ben ne dedim Aysun'cum? Aşırı komiksin. Sen burada yemek yapmayı öğrendiğin gibi Ayten de senden yemek yapmayı öğrendi. Ben yemek yapmayı zaten biliyorum. Geldiğim günden itibaren zaten bunu artık herkes anladı. Ben kendimi ispatladım. Ama Ayten'in burada bizlerden Aysun, seninle, çok şey seninle konuşmuyorum. Keşke şu paravanın ses kesme seninle özelliği de olsaydı. Seninle olmuyorum. Evet canım. Bazı, olmuyorsan sus, sıranı bazı bekle. Bazı küçükler kendi kendine konuşurlar ve unuturlar, gidilirler tatlım. Vallahi çok iyi söyledi gelinim. Kopya çekiyor. Benim gelinim dediğin gibi dünya o da etrafında dönüyor. Nurten Hanım sen yanlış yere takıldın. Yanlış yerden girdin. Benim gelinim. Ayten. Ayten. Evet. Bakın uydu Ayten'i. Antene uyuyor. Anten Ayten. Benim gelinim hiçbir şekilde Aysun'dan kopya almıyor. Sizin hatanız var. Benim gelinim çok güzel yemek yapıyor. Ayten'in yaptığı yemekleri çekemediniz. Şimdi kalktınız. Ben... Bir dakika, hayır hayır öyle dur, bir şey yok. Dur dur, Ayten'in avucuları açılmış, ne bir şey. Aysun'u seyrediyor. Ay benim Ayten'in uydusu muydusu yoktur. Ayten gördüğünüz gibi çok güzel yemek yapan bir kadın. Bak bir gün önce Aysun'un 2 puanı kesilmeseydi Ayten çeyrek alamayacaktı. Dün ama alsaydı. Ama bak bir şey söyleyeyim mi? Aynı olayı geliyorsun bak. Alsaydı demek ki senin gelinin de alsaydı, yapabiliyor. Dün alsaydı. Dün alsaydı. Ay hangisi yapmıyor? Benimki de güzel evet, yemek yapıyor. Hayır yapıyor. Hayır yapıyor. Seninki hiç alamadı zaten benimki gibi. Alır canım benim, sırayla sizden fırsat kalmadı ki. Ben buradaki çatal, bıçak, bu tarz şeyleri sizden öğrendim. Şu programda çatal, bıçağı da bilmiyorsan yemek yarışmasına gelmeseydin. Ben ne bileyim, burası benim mutfağım mı? Konuşma oradan boş boş. Ya Ayten ya. Yalnız benim yüzümü görmüyor ya, böyle bir cesaret geldi bana karşı konuşma. Tabii kelimelerini benim seçmiyor şu anda. Sen Ayten Hatamova'yı daha tanımamışsın da tatlım. Birazdan. Sen Ayten Hatamova'yı daha tanımamışsın. Ayten Hatamova. Evet. Memnun oldum. Ben de Aysun Kuşasa. Ben de memnun oldum. Daha çok tanıyacaksın. Şu daha çok yüzümü göreceksin. Şu programda unutmayacağım şeyler arasında bu paravan var gerçekten. Aysuncuğum. Ama artık başka çare bırakmadılar bana ya. Ayten düşük puanlar yani. Düşük puanlar alırsan bugün Aysun'un diline düşersin haklı olarak. Ben sana söyleyeyim. Görürüz. Aysun inan ki izleyici olarak geldim. İkinizi de izledim. Evet. Kesinlikle kayınvalidem de aynı şeyi söyledi.
Ayten, ay burada Allah aşkına yemeğini yapamayan konuşmasın şey öğrendi. Evet. Bunu kendi rekorunu kıran zaten. Bakma şimdi çeviriyor. Ayten, Aysun varken kendini daha güçlü hissediyor. Ne anlamda? Anlatıyorum. Bakıyor yan yanalar. Bir şekilde belki bir hata yapacaksa da Aysun'a bakıp kendini kurtarabiliyordu. Toparlanacak. Onu söylemeye çalışıyorum. Ama bütün gelinler bakıyor birbirine. Ama ne dedi Seda Sayan hanımefendi? Tamam, tamam bunu söyledi. Kimse bakmayacak. O yüzden benim gelinim de barikatı çekti oraya. Çok da iyi yaptı. Ama hoş değil. Ama Ayten bakmadı ki hiç oraya. Seda Hanım dedikten sonra Ayten'in hiç oraya alakası olmadı ki. Orası şey gibi, revir gibi oldu. Yani Ayten'in ortaya... Revir görüntüsü. Ama bak şey ekranlarda doğrama şekline bakabilir. Aynısını yapabilir. Bakıyor Nagihan Hanım, vallahi bakıyor. Doğrama şekline bakıp aynısını yapar. Ben bir şey sormak istiyorum Ayten'cim sana. Sesler yükseldi. Kızlar bilmiyorum duydunuz mu ama dışarıda kayınvalidenle tartıştın. Aa, sanki evet. Bir problem mi evet, var? Evet evet ne oldu? Evet haklı olarak tartıştım. Düşük puanı alınca çenesine vurmuştur. Kendi adıma haklı olarak tartıştım. Evet. Varsa görüntüler izlemek istiyorum Ayten bilmiyorum. Ben de merak ediyorum gerçekten. Vallahi varsa izleyin. Gerçekten sana inanamıyorum ya. Ne yapmaya çalışıyoruz? Anne biz finaldeyiz. Final bu. Bu Ayten, bir baksın değil. Kötü bir niyetim yoktu kızım. Yemin ederim otobüs seni zannettim. Senin yaptığın yemek tarzına benziyordu. Hayır, bütün olayı değiştirdi. Bak ben biliyordum ben kazanacağımı. Çünkü puanların birbirine yakın olduğunu hesapladım beynimde. Abi ben üzülmedim mi? Çok üzüldüm. Senden daha çok üzüldüm. İstemez miydin o altını bize alalım? Sana dedim ki emin olmuyorsan, emin değilsen basma billeri. Ne fazla dört kullan ne ya, de çok bir kullan. Ayten yanıldım bir kere. Çok pişmanım. Çok özür dilerim. Yanıldım. Ya ben... Oldu bir kere. Gerçekten biz orada çok zor şartlarda yarışıyoruz. Yemeği yapıyoruz, oradan onunla laf yetiştirmeye çalışıyorum. Oradan onu yapıyorum, oradan ocağıma bakıyorum. Sen de geliyorsun benim emeklerimi tırt bitti. Ne yapabilirim? Ne yapayım? Oldu bir kere ne yapayım? Ayten niye sinirleniyorsun bu kadarcık? Yağmur bile ikinci çeyreğini aldı ya. Kız mutfakta benim çırağım bile olamaz ya. Hiçbir şey yapamamış, hiçbir icraatı yok. Ben rekor kırmışım yemeklerle. Bir de gelip onların ağzına laf attın ya. Şimdi oturur konuşurlar iki gün, üç gün. Ya, ya olmaz ya böyle bir şey. Gerçekten olmaz. Ağlayacaksın. Ayten düzeltiriz artık kızım. Yavrum benim düzeltiriz. Bilmiyorum artık anne, göreceğim. Ben Ayten. Şu an Ayten. Evet. Canım sonuna benim. Sonuna kadar haklıyım. Benim stajyer Ayten.